Evet, yeniden sizlerin karşısındayız. Programımız yoğun gündem gündemli bir şekilde devam ediyor. Hocalarımızdan Alba Alanya Spor ile oynanacak playoff yarı final ilk karşılaşmasının yorumlarını rica edeceğiz. Bu arada da çok sayıda mesajlarınız geliyor. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Birazdan mesajlarınızı da yer vereceğiz. Samsun'un Denizli Spor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yaşanan coşkuyu da çok kısa bir süre sonra ekranlarınıza getireceğiz. Evet hocam, çok kritik bir maç. İki kademeli bir maç. Ve burada Samsun mutlaka rakibine karşı avantajlı bir skor elde etmeli. Az önce söylemiştim, iki ayaklı maçların çok stratejik bir yapısı var. Bu dokuyu hem maçın boyu uzadıkça hem içeride gelişen olaylar, sakatlıklar, daha iyi başlayan takıma karşı telaş yapmadan sakin oyuna hakim olmak, oyunu kontrol altında tutmak. Bir de en önemlisi, şimdi burada her iki takımın oyuncularını karşılaştırdığımızda alıp biz teknik adam olarak ben şahsen birebir oyun oynasam kilosuna, boyuna uygun Türkiye liglerinde bize benzeyen en önemli takım Alanya takımı. Hem oyun mantalitesi olarak hem çabuk 3. bölgeye geçen hem dikine çabuk kaleye giden bir yapıları var. Biz de aynı o şekilde bizim de önde Embillam'ımız, Ofiyad'ımız var. Onların da Emre Akbabaları, Aytes'i ve Efe Can'ı var. Orta sahada Deniz ve Tumiçinleri var. Bizim de Taha ve Hasan'ımız var. Hep bunlar birbirlerine yakın oyuncular. Merkez stoperleri yüksek, çok oyuna katılmayan. Ki AYT gol kralı evet. Olarak tamamladı. Şimdi sezon. Baktığımız zaman onlar da Hüseyin Hoca'yı da tanıyoruz. Burada çalıştığı dönemden de biliyoruz. Önce savunma güvenliğini alan, topu kaptıkları yerde direkt hücum yapan takımlar. Biz de aynı şekilde oynuyoruz. Burada demin hocamın da söylediği gibi biz şimdi direkt oynadığımızda öne atılan toplarda Alanya takımının orada baskı kurma şeyi var, niyeti var. Yani birkaç saniye, birkaç pozisyon hemen orada kapabildikleri topu için yakınlaşıyorlar. Çoğalıyorlar. Kapamadıkları zaman sete dönüyorlar. Bizde de demin söylediğimiz gibi biz direkt oynuyoruz ama biz öne vurduğumuz topu orta sahaya ikinci bölgeden üçüncü bölgeye dönen toplar için oraya çoğalamıyoruz. Yoğunlaşma orada mi? Birinci bölgede, rakibin birinci bölgesinde, bizim üçüncü bölgemizde çok pres yapıp rakibi set oyununa dönüştürmüyoruz. O anlamda biraz sıkıntımız var. Bunu inşallah tabii bu maçların yapısı itibariyle hoca da onun önlemini veya kendi stratejisini ortaya koyacaktır ama birbirine benzeyen iki tane takımın çok zevk alacağımız, çok insanları yetkileyecek, çok stratejik, herkesin dama taşı gibi böyle dakika dakika birbirine üstünlük sağlaması gerektiği bir maçta. İnşallah o gün seyircinin bizim ihtiyacımız olan golü, galibiyeti, deplasmanda bizi rahatlatacak sonucu alır. Alanya'ya daha özgüvenli gideriz. Ama bu kolay bir şey mi? Değil. Alanya bu sene ligden çıktı. Büyük bir başarısı var. Aynı oyuncularla oynuyor. Daha önce bu ligde Mehmet Altıparmak'ın oluşturduğu bir kadronun birbirine uyumlu oyuncular var. Süreklilikleri var. Bu çok önemli. Aşağı yukarı 11-12 tane oyuncusunun 25 maç üstü oynadığını görebiliriz. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla sakatlıkların dışında. Bir de sağ bek Özgür Öcal'ın sarı kartlı ve önde Sinan'ın sarı kartlı olduğunu düşünüyoruz. Öyle olduğunu biliyoruz. Ama sarı kartlar sıfırlanıyor diye diyorum ben de. Bizde de sarı kart sınırı. Cezalı mı? Kırmızı kart, sarı kart cezası sıfırlanıyor playoff'ta da. Yok. Evet. Hayır, devam ediyor. Sıfırlayabilirsen sıfırlanıyorsun. Sıfırlayamazsan devam ediyor. Mesela bizde Embille, Ofiyodu var. Ama hep şey değil mi? Yani sıfırlandı diyebiliyoruz. Hocam playoff'ta sıfırlanıyor. Çok net bilgim ben, yok. Ben öyle playoff'ta ben de sıfırlanıyor diyebiliyorum. Şey, biz de playoff oynadığımız için sıfırladılar bizi. Ha, peki tamam, hocam, evet. Mesela baktığın zaman Alanya Spor'un oyun yapısı belli. Şimdi de sanki herkese şöyle bir düşünce var. Alanya Spor kesinlikle Samsunspor'un üzerine gelmeyecek. Savunmayı daha güvende kılıp işte şöyle hızlı hücumlarla sen ileride... de şimdi gelmeyecek ama sen de şimdi gol atmak için öne çıktığında Alanya'nın istediği ortamı ortaya koyacaksın. Şimdi bir de deplasmanda oynuyor Alanya takımı. Ya, yani eskaza bir gol oldu. Kontra atağa da uygun oyuncular. Yani dediğim gibi
Yani burada çok çabuk topun bulunduğu yerde topun arkasına geçmek zorundasın. Bu topun arkasına hücumdan sonra savunma davranışı, daha doğrusu top sendeyken çabuk hücum yapan, top rakibe geçtiğinde çabuk daralıp, tabiri caizse çabuk büzüşen, topun arkasına sıkışan, mümkün mertebe fazla oyuncu sokan takım öncelik sırası alacak. Yani bu anayasa. Bir de bizim Musa'nın kullandığı ölü toplar, duran toplar etkili. Bizde etkili. Taha maşallah yani çok doğru ön direk koşuları yapıyor. Bizim zaten bu sezon bu tür pozisyonlarımız çok oluştu. Duran toplarda bu tür avantajları da ortaya koyabiliriz. Yani İnşallah güzel bir sonuç olacağını tahmin ediyorum ama maç ağır bir maç yani. Şeyle hocam, Besim Hoca çok güzel bir şey söyledi. 25 maç hemen hemen aynı kadro. Evet. Evet. Samspor da aynı. Bakıldığında oynama sıklığına bakarsan biz hemen hemen aynı 25 maç. Evet. Birbirine benzeşen dedi. Evet. Sistem olarak 4-2-3-1 oynuyorlar. Evet. Buraya hemen yazdığımız zaman işte iki orta saha Denizli Timuçin, önlerinde Perovic, solda Emre Akbaba ya da Sinan, sağda Efecan, evet, önde Ait oynuyor. Sağ bek Özgür, Gökalp, Ahmet Şahbaz, Keremcan. Bize benzeşen, evet, bir sistemleri var. Taktik olarak, evet, aynı taktikle oynuyorlar. Yani hem sistem aynı, hem taktik aynı, hem oynayan kadro oyuncuların maç oynama sıklığı aynı ve en önemlisi oyuncuları kendi mevkilerinde birbirleriyle eşlediğinde aynı. Yani bir teknik stil olarak aynılar yani. Bugün bir birebir oyun formatında bir antrenman planlasak aynı oyuncuları eşleştirirsin yani, kilo, boy, fizik yani, kalitesi, çabukluğu. Hem oyuncuların profilleri, bireysel kaliteleri, hem rakip takımın oynadığı oyun sistemi, hem uyguladığı oyun taktiği, üçüncü bölge direkt hücum, hani çok pas varyasyonu değil, atıp orada yoğunlaşma, hem de dedik ya sistem, birbirine benzeşen iki takım var. Nasıl olacak hocam? Buradan kilit nasıl çıkacak? Açılacak? İki ayaklı olduğu için. Bu arada için... hatırlatalım, ligdeki maçlarda Alanya'daki maçı 1-0, Alanya Spor kazandı, Samsun'daki maçı da 1-0. Şimdi bak, o da benzeşiyor. O da benzeşiyor yani hocam. Samsun Spor'un 3 puanının silinmediği hocam, 90, 180, 30 daha 210. Bak, şimdi varsayım penaltılar da olabilir. Evet. Varsayımdan hareketle biz 3 puanı da koyarsak 58, biz 57 onlar. Evet. Öyle ligi, yani birbirine çok denk. Puan da aynı, eşit. Birbirine çok denk, çok yakın. İki takımın oynayacağı iki ayaklı maç var. Eren Altın, Hüseyin Kalpar. En önemlisi şu. Bu iki ayaklı maçta birbirine üstünlük sağlayabilecek oyuncu grubunun, sistemlerin, taktiklerin o günkü güncel değerlerinin sahaya yansıdığı nokta önemli. Bunu sahaya yansıtabilmek adına programın başında Fuat Köktaş'ın, evet, yaptığı bir süre... prim olayının Samspor takımını daha iyi ivmelendireceğini, daha ona katkı vereceğini düşünüyorum. Tabii ki oyuncular başka şey, başka bir mantıkta, hep paracı değil ama bu işin ana faktörlerinden biri de ekonomi olduğuna göre birbirine benzeşen bu iki takımda bir fark olmalı. Bu farkı da Samsung iş adamları, marka, şehrin bürokratları, şehrin siyasileri bir katkı sağlayarak Samsung'u hızlandırmak adına birbirine eşit olan bu takımın bu noktadaki farklılığını göstermek adına bir çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da olacağına inanıyorum. Bu katkının Samspor'u ivmelendireceğini düşünüyorum. Çünkü hocayla konuşuyoruz. Biz burada konuşuyoruz. Oyuncular birbirine benzeşiyor. O günkü güncel değeri en üst noktaya çıkaracak bir performans kalitesi, bir bireysel yetenek aynı hemen hemen. Taktik hepsi aynı. En önemli şey işte oradaki motivasyonu üst düzeye moral çıkartmak. Moral motivasyon en üst. Bunu yapacak en önemli şey, evet, seyirci. O andaki ambiyans ve o takımı itecek ekonomik. Hocam taraftar müthiş bir şekilde maça hazırlanıyor. Ekonomik taraftar... güç, yine söylüyorum. Onun için Sayın Fuat Göktaş'ın yaptığı davranışı çok doğru buluyorum ve kutluyorum. İyi bir yönetici ve örneği. %100. Profili ve şehrin, buna duyarsız şehrin, iş adamlarının
buna duyarsız kalmayacağını düşünüyorum ve Samsun'a katkı vermeleri gerektiğine inanıyorum. Bu fırsat kaçmamalı. Bu fırsat kaçmamalı. Hemen yine kısa bir araya gideceğiz. Maç sonu taraftarların coşkusu vardı. Gerçekten inanılmaz görüntüler vardı. Davul zurna eşliğinde taraftarlar dakikalarca galibiyeti playoff'a yükselmenin coşkusunu yaşadılar. Şimdi tekrar Samsun pazar cumartesi gününe gidiyoruz. Samsun 19 Mayıs stadında playoff'a yükselmenin coşkusu yaşandı. O görüntüleri şimdi ekranlara getiriyoruz. Allah'ın izniyle çıkacağız abi. İnşallah abi çıkacağız inşallah. İnşallah abi Süper Lig'deyiz bu sene. Bu emeğimiz boşa gitmeyecek. Süper Lig'deyiz abi inşallah. Alanya ile birleşti galiba değil mi abi? Alanya ile birleşti şimdi. Alanya ile birleşti. Bu taraftar her şeyi hak ediyor aslında ama her şeye rağmen bu taraftarla birlikte maçı kazandık. Allah'ın izniyle bu sene Süper Lig'deyiz abi. İnşallah. Allah izin verirse Süper Lig'deyiz abi. Çok güzel bir galibiyet oldu yani. Teşekkür ederim yani futbolculara, yönetime. Herkese teşekkür ediyorum abicim. Abi futbolcuların paraları ödenir ama hakları ödenmez. Allah razı olsun onlardan. Bize playoff'u nasıl... 3 puan silinmez. Adam gibi alınır. 3 puan silinmez. Adam gibi. Abi ben 13 yaşından beri Samsunluyum. Maçlara geliyorum. Önümüne Trabzon'a da Rize'ye de gittik. Bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Coşkuyu görüyorsunuz. Samsun Spor playoff'ta adını Denizli Spor'u 2-1 yenerek playoff'a yazdıran ekip oldu. Kırmızı beyazlar ve Samsun 19 Mayıs stadının önünde muhteşem bir coşku var. Taraftarların coşkusu inanılmaz. Samsun Sporlu taraftarlar davul zurna eşliğinde 2-1'lik galibiyeti ve playoff'a adını yazdırmayı kutluyorlar. Kırmızı beyazlı ekip. İnanılmaz bir coşku görüyorsunuz Samsun Spor'un. Taraftarlar, minibüsler gördüğünüz gibi davul zurna eşliğinde. Muhteşem görüntüler. Samsun Spor adım adım Süper Lig'e koşuyor. Bu akşam Denizli Spor 2-1 mağlup etti ve bundan sonra rakipleri... Playoff'taki rakibini bekliyor kırmızı beyazlar. İnanılmaz bir atmosfer var şu an burada. Önümüze taş koymazlar, seninleyiz abi. Burası her yerin olmadığını, burasının Samsun olduğunu herkes bildi, herkes öğrendi. Bundan sonra da öğrenecek. Bundan sonra da buranın Samsun olduğunu herkes öğrenecek. Burası her yer değil. Bu seyircinin önünde bu maçı aldılar, helal olsun. Bu taraftar her şeyi hak ediyor. Biz bitti demeden bitmez. İşte taraftar, işte şampiyon. İşte taraftar, işte şampiyon. Biz de öyle. İşte taraftar, işte şampiyon. İşte taraftar, işte şampiyon. Samsunlu taraftarların muhteşem coşkusu var şu anda. Bırakmadı taraftarlar, inanılmaz davul zurna eşliğinde. Süper Lig'e, Süper Lig'e, Süper Lig'e. Biz
de bu sevince, taraftarların bu coşkusuna ortak oluyoruz. Şu anda yoğun bir izdiham var. Gerçekten Samsunspor taraftarı bugün üzerine düşen bütün görevleri yerine getirdi. Takımı 90 dakika boyunca destekledi. Takımı 90 dakika boyunca destekledi kırmızı beyazlar. En büyük Samsun, her zaman, her yerde en büyük Samsun. Evet, muhteşem, muhteşem, muhteşem. Tebrikler Samsunspor, tebrikler Samsunspor taraftarı, tebrikler Erkut Tutu ve ekibi. Tebrikler Eren Altın ve ekibi. Samsunspor muhteşem bir şekilde yoluna devam ediyor. Süper Lig adım adım Süper Lig'e ilerliyor. Şehri Samsun. Çıkar, çıkar. Süper Lig. Ben Samsun'da her yere gitmeye razıyım ben. Her yere giderim. Çerkezköy'den geldik evet. Her yere gitmeye razıyım Samsun için. Yeter ki her şeyi kazansınlar. Teşekkürler. Büyük Samsunspor taraftarı her zaman takımının yanında. Evet, taraftarların coşkusu devam ediyor. Şöyle Volkan'cığım, Volkan'cığım şöyle şu taraflara alır mısın? Böyle güzel bir coşku var şu anda. Muhteşem coşku. Geçen sene araçlarla işte kolektiflerle birlikte. Gel Volkan, gel. Evet, muhteşem coşku. Gel gel. Evet, Samsunsporlu taraftarlar araçlarıyla birlikte. Evet. Doğukan Bayrak, tribünün ekli isimlerinden Doğukan Bayrak. Neler söyleyeceksin? Vallahi inanın söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Her tarafımız ter oldu. Allah'ıma da hamdolsun, Allah'ıma da şükürler olsun. Yıldırım Demirören'e rağmen, bütün siyasilere rağmen, bütün başka takımların bize karşı yaptıklarına rağmen Allah'ıma da hamdolsun ki Süper Lig'e çıkacağız. Samsunspor omuz omuza verdi. Samsunspor hedefine yürüyor omuz omuza. Adam gibi taraftar omuz omuza verdi. Gördüğünüz gibi statta bütün taraftarlar bir oldu. Hepsi on numara bağırıyor. Allah'ıma da şükürler olsun. Bu sene Süper Lig'deyiz. Ben buna inanıyorum. Kurlar kader yazamı. Aynen dedikleri gibi sadece şunu söylüyoruz. Kullar kader yazamaz. Buradan Yıldırım Demirören'e sesleniyoruz. Sana rağmen Süper Lig'e çıkacağız. Sen bizi durduramayacaksın Allah'ın izniyle. Allah'ım adına. Evet, bu takımın bu noktalara gelmesine çok büyük emeği olan isimlerden bir tanesi sportif direktör Coşku Zeren'le birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Muhteşem bir zafer, muhteşem bir tablo. Vallahi çok emek verdi, herkes emek verdi. Başta başkanımız, yönetim kurulumuz olmak üzere taraftarlar, basın, sizler, hepimiz çok emek verdik. Futbolcular, teknik ekip. Emeğimizin karşılığını bulduğumuz için mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Samsunsporlu taraftarlar maç sonu coşkuyu spor aksiyonla birlikte yaşadılar. Gerçekten Denizli Spor maçına 90 dakika boyunca takımı inanılmaz derecede desteklediler, motive ettiler. Maçın hiçbir anında, hiçbir dakikasında destek tezahüratlarını eksik etmediler. Bu da galibiyette önemli bir etkendi. Mesajlarınızı da yer vereceğiz şimdi ama onun öncesinde yine Almanya Spor'la oynanacak maçın. Hocam gol yememek önemli değil mi burada maçı 90 dakikasını? Şimdi, gol yemeden tamamlamak, 90 dakika boyunca disiplinli şey ve akıllı oyun ortaya koymak önemli. Özgüveni daha çok artıracaktır ama berabere bitmesi bile önemli. Yani çünkü iki ayaklı bir maç. Burada berabere bitmesi de çok önemli. Orada Alanya takımının kazanma isteği daha çok geniş alanlar bırakacaktır bize. Şöyle bir empati yapalım. Samsunspor ikinci yarı içeride çok maç kazandı ama Samsunspor maç kazanırken hep eleştirdik veya insanları tatmin etmedi. Samsunspor dışarıda iyi oynayan bir takım zaten. Biz puan alamasak da mesela berabere kalsak da Samsunspor'un iyi futbol oynadığını hep dışarıda gördük. Buna yatkın oyuncularımız var. Aynı şekilde Alanya Spor takımında öyle. Hocam 0-0 da Samsunspor işine yarayan bir sonuç. Yarayabilir tabii. Zaten yani beraberlikte kasıt o. Evet. Gol yememek. Bak 1-1 beraberlik sıkıntı bize. Tabii.
2-2 beraber. Gol yemeden beraber. Gol yemeden. Gol yememek. Yani bana göre Alanya maçında, burada oynayacağımız maçta, Samsun'da oynayacağımız maçta, Allah'a şükür 2 tane playoff deneyimim var. Yani hatta 3 tane playoff deneyimim var. Birinde burada şampiyon olduk. Mesela Trabzon'da biz ikinci golü 90+5'te yemesek biz belki bugün 1461 değildi, biz şampiyonduk. Evet. Hüseyin Sabancı, şimdi adını da çok rahat söylüyorum. Çünkü federasyon onunla ilgili doğru bir uygulama yaptığını düşünüyorum. Hocam yılda birkaç kez maç alıyor. O maçtan bir maç olsun, yönetiyor. Olsun olsun. Yani herkes hak ettiği yere gidiyor. Ben öyle hakemler konusunda da çok konuşan biri değilim. Neyse, biz konu biz değiliz. Alanya Spor ve Samspor maçı adına konuşuyoruz. Playoff deneyimi şöyle. Hani 3 tane playoff oynadım. Orada oynadığımız maçlar eleme usulüydü. Son bu sene oynadığımız maç çift ayaklı bir maçtı. Gol yemeden içerideki oynadığımız maçta, eğer Samsun Spor olarak Perşembe günü oynadığımız maçta gol yemeden bitirdiğimizde avantajlı, yani dezavantaj olmuyor. Çünkü seyirci bakımından Samsun yine gidip orada seyirci anlamında takımına katkı sağlayabilecek. Besim Hoca'nın dediği gibi deplasmanda Samspor iyi oynayarak skor alabilecek bir takım olduğunda, içeride gol yememek bana göre en önemli parola, en önemli anahtar, en önemli şifre. Samspor içeride oynadığı maçta gol yemedi. Gol yemeden bir gol atarsa öp başına koy. Ama beraberlik, gollü beraberlikler bizim, ha yine gider gol atarız. Ama bu sefer rakibin daha konsantre, yani içerideki gollü beraberlik, onlar adına söylüyorum, beraberliği konuşacak olursak, rakibin avantajı oluyor. Dolayısıyla ne olursa olsun Samspor'un defansif güvenliği çok önde tutarak, ki Eren Hoca da bugün yine Haber Gazetesi'ne yer alan açıklamasında gol yemeden kazanmalıyız. Gol yemeden kazanmalıyız oldu. 10 numara, ama gol yemeden kazanmadığımız takdirde 0-0'da bitse maç, atamasak da yemememiz. Yemeyelim. Biz orada, ben o konuda hani kamuoyuna, tabii ki bizim Samspor taraftarı futbolu iyi bilen, spor kentiyiz biz. Futbol kentiyiz. İyi bir taraftarımız var ama her zaman taraftar duygusu şudur: kazanma. Biz de isteriz kazanmayı ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Maça gittiğimizde beklenti hep gol. Tabii ki biz de isteyeceğiz golü. Kendi sahamızda avantajlı bir skor yakalamak her zaman önemlidir ama gol yemeden gol. Gol yemememiz çok daha önemli bence. Bu mesajı vermek istiyorum. Peki hocam, birazdan hem bu maçın tabii ki bizlerce favorisi Samsun Spor. Yine onu konuşacağız ama diğer eşleşmede de kimi şanslı gördüğünüzü de merak ediyorum ben. Onu konuşacağız. Yine maçla ilgili teknik anlamda değerlendirmelerinizi alacağız ama biraz mesajlara yer verelim dilerseniz. İzleyicilerimizden de yine sistemler gelmeye başlamış. Yılmaz Güney, Muhammed Bey Hayırlı Yayınlar, senden ve ekibinden Allah razı olsun. Bu akşam çok mutlu oldum. Yardımlaşmaları duyunca Sayın Fuat Köktaş'tan da Allah razı olsun. Başlangıç yaptı. Devamı gelir inşallah. Konuklarınıza ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum demiş. Samsporumuza başarılar dilerim. En içten dileklerimle. Bremen'den, Almanya'dan Yılmaz Güney. Celil Yılmaz, Muhammed Bey bu akşam o formayla çok yakışıklı olmuşsunuz. Teşekkür ederim, o sizin kendi gözlerinizi. Samspor'un en çok sevdiğim formasıdır bu. Değil mi? Parçalı, evet. Parçalı. Hocam, bu formaya talip olan şu an diye mesajlar var. Doğrudur. Biz de giydiğimiz için çok severim onu. Teşekkür ederiz hocam. Bir çubukluyu, bir bunu. İki güzel bir araya gelince ortaya süper lig çıkıyor. Hafta arası babam ile telefon, evet, İstanbul'dan bu izleyicimiz. Yeğenler Başakşehir'de görüşürüz inşallah demiş final maçında. Babam Halis Yılmaz'a ve kardeşim Nagihan Yılmaz'a selamlarınızı gönderirseniz sevinirim demiş. Efendim hocam? Başakşehir'de biz... Final maçı. Herhalde gideriz değil mi hocam? Yani hep birlikte oradayız hocam. Yani inşallah. Muhammed Bey'in davetlisi olarak gideriz herhalde. Tabii memnuniyetle hocam. De, hayır biz işin akredite tarafını düşündüm. Geçen sene herhalde kulüp yardımcı olur bize canım. Geçen sene canım, ben finaldeydim. İnşallah bu sene de finale gideriz yani. Ben şey anladım. Ben o gün finaldeyken bizim Karagümrük'te şampiyonluk kutlamamız vardı. Onun için gidemedim ama uçakta Vali Bey ve belediye başkanımız
eski vali ve Yusuf Bey, Yusuf Ziya Yılmaz'a aynı uçakta gitmiştik. Ben oraya katılamadım, orada görevimiz vardı sonuçta. Bizim temennimiz oradaki bizi, yani oturacak yerimizi ayarlanması. Başka bir beklentim yok. Arkadaşlar Ercüment Hoca konuşuyor. Bir hani kamerayı görünsün en azından. Problem değil ya. Bir şey değil de. Yani inşallah final maçı oynarız. Biz de orada olmak adına başka bir beklenti içerisinde değil. Sadece maça girip maçı seyredebilecek imkanın sağlanması adına tabii ki bizim de girişimimiz olur. Evet, Doğukan İkiz, iyi akşamlar. Bence bu önemli maçta en çok dikkat etmemiz gereken şey sinirlerimize hakim olmak. Skor her ne olursa olsun hakaret içerikli küfür ve ceza alınacak durumları yaşanmamak lazım. Taşkınlıklarda bulunmamalıyız demiş. Üzerimize oynayan oyunlar malum ne yapacakları belli olmaz. Tabii ki bu da önemli ama bundan sonra bu maçta ceza maçına yansımıyor herhalde ama. Ya eksik kalmayacağım. Kesinlikle. Bir kere sahadaki davranışın iyi olacak. Yorgunluktan dolayı sinirler laçkalaşacak. Maç sıklığından dolayı. Kendini kontrol edemeyebilirsin. Kendini ifade edemeyebilirsin. Aynı zamanda taraftar için de geçerli. Bu taraftar için de sahadaki oyuncu için de geçerli. Ligin sonu gelmiş, sakatlıklar var. Oyuna girecek oyuncular maçı çevirebilir. Bunlar çok önemli. O maçlar 120 dakikaya orada burada beraber biterse oradaki maç olmasa, uzama 150 dakikada olabilir yani penaltılar falan. Ya bunlar hep evet. Yani 120 dakikanın evet. Sonunda da turu tabii. Getirecek gol gelebilir. Tabii. Ya 90 yani 180. dakikada da gelebilir. Her şey olabilir değil mi hocam? Ya çok şöyle 120 artı bir penaltılar 15-20 dakika sürüyor ya. 140 diyorum ben o zaman işte. İnşallah ya, biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Ya bak ben mesela Kasımpaşa'da da şimdi onu söyleyecektim. Hani şey olarak maçın strateji açısından. Ben Ankara'da Kasımpaşa ile playofflar oynadım mesela. Karşıdaki gibi Altay'ı yendik. Süper Lig'e çıktım ben Kasımpaşa takımına. Şimdi oradaki maçlar tek maçlıydı. Yeni yılın devre dışı. Gol yedi mi farklı. Maçın içinde maç strateji değiştiriyor. Bu daha bir avantajlı tabii, mı hocam? Tabii, tabii, ikinci maç. Onun için avantajlı. Birinci ayakta gol yemeyeceksin. Tabii. Bu işin birinci stratejisi bu. Öbür maçlarda tek maç oluyor. Peki hocam, ilk maçı kendi evinizde oynamak mı daha bir avantajlı yoksa deplasmanda mı? Kendi evinde. Hocam ben de mesela deplasmanda gol atarak gelmeyi hep isterdim ve zaten Trabzon'da da öyle uyguladık ama işte 96'da yedik olmadı. İçeride 1-0 yendik ama yetmedi. Yani şöyle ikinci maç kendi sahanda olduğu zaman daha ben kendi yani ilk maçın skoruna göre avantajlı. Bir de orada golü kovalarım. Mesela ben çalıştığım takımlarda deplasmanda çift ayaklı maçsa orada bir golü kovalarım hep. Hep yani bir tane attığın zaman onun için diyorum ki gol yememek lazım. O zaman hocam Alanya Spor için daha bir deplasmanda oynamak daha bir avantaj gibi kendi oyun yapılarına tabii bakıldığı yani, zaman. Zaten öyle demiyor muyuz? Bizim evet. için oradaki maçta gol yemeyelim. Oradaki maç bizim için önemli diyoruz. Yani hem seyirci anlamında hem de oyun tarzı anlamında. Peki hocam, diğer eşleşmede kimi şanslı görüyorsunuz? Diğer eşleşmede Adana Demirspor'un son 6-7 haftasına kadar ligin en dik çıkışı olan, gençlerle birlikte yarışırken gelişen, seyircisinle kamuoyunun Süper Lig'e hak ettiği söylenen bir yapısı var. Şöyle de bir algı var hocam. Yani Adana Demir ve Antalya Spor kadro yapısı olarak sezon boyunca çok hani güçlü görünmelerine rağmen, öyle değerlendirmelerine rağmen şu anda playoff eşleşmelerinde sanki herkes de büyük çoğunlukta Samspor, Alanyaspor maçının galibinin finalde de diğer rakibine, diğer eşleşmenin gelecek olan takıma karşı büyük avantajlı olduğu, daha şanslı olduğu değerlendiriliyor. Öyle bir görülüyor. Şimdi benim bu maçın galibini sanki finalde hocam şöyle o Süper Lig'e çıkacak ekip olarak teknik analiz yapıyoruz. Çok da doğru şeyler söylüyor ama benim fikrim şu. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Ne Antalya ne Adana Demir. Biz Alanya'yı geçtikten sonra kim gelirse gelsin o zaman deriz ki şuna şöyle yapalım, buna böyle yapalım. Ama biz önce geçelim. Yani bu tabii ki bir teknik analiz istiyorsun. Ben de diyorum Adana Demir hoca dedi dik çıkış yaptı. Evet doğru ama çöküş yaptı. Şimdi şu an düşüşte. Ve Ünal Hoca'nın bir toplantısı. Zayıf halka gibi gözüküyor. Hocam Ünal Hoca'nın bir toplantısı var yani. Biliyorsun bir maç sonrası. Evet. Böyle ya çıkacağız ya çıkacağız. Çıkacağız bu takım çıkacak. Okupayı biz kaldıracağız. Gibi bir çıkışı var. Onun da muhakkak kendi ligin yaşadığı boyu, ligin boyu süresince belki rakip takımlar, belki
hakemler belki kendi seyircisi anlamında veya oyuncu grubu anlamında yaşadığı sıkıntılardan dolayı gösterdiği bir reaksiyon olabilir. Zaten onun sonucunda bir çöküş başladı dikkat ettiysen. Ondan sonra maç kazanamadılar hemen hemen. Hocam çok da enteresan eşleşmelerdeki normal sezon içindeki alınan skorlar da çok enteresan. Mesela Adana Demir Antalya iki maçta da birbirine berabere kalmış. Ama ben, biz de 1-0-1-0. Ben mesela şu görüşteyim, benim görüşüm yanılabiliriz çünkü çok da şey değil, beni o tarafı bağlamıyor. Antalya biraz daha avantajlı gibi geliyor. Hani oyunun süresi, çift ayaklı olması. Çünkü Adana Demir takımı çok hani deneyimli sanki bir takım değil. Sanki daha oturaklı bir kadro. Hocam %100 sana katılıyorum. Öyle düşünüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Antalya takımının orta saha ve ön tarafı bu ligin üstünde. Sezon başlarken Antalya birinci takım algısı da yaratılmıştı. Antalya takımı çok gol yiyen bir takım haline dönüştü. Ama Antalya takımının şu dört takım içindeki derinliği en fazla olan, maçların boyu uzadıkça arkadan oyunu etkileyebilecek oyuncu gücü var. Bak hamle Antalya yapacak, takımı. Hamle yapacak. Antalya takımının daha çok seçeneği bençi var. Bençi kuvvetli yani. Şimdi bizim bençi mesela kuvvetli. Biz şimdi iki tane oyuncu değiştirebiliyoruz. Biz dışarıdan deyip hocamız aynı şeyi yapıyor. Giren aynı, çıkan aynı. Ve böyle devam ediyor. Alanya takımı da aynı şekilde. Biz birbirimize benziyoruz ama Antalya takımı her hafta farklı oyuncu yani Emrahların, ondan sonra o santrafor Gökhan Karadeniz. Yani Gökhan Karadenizlerin Ozenci var, Ahmet Aras var. Ya yedek kaldığı bir en az 4'er 5'er hafta yedek kaldığı bir lig yaşadılar. Çünkü Antalya takımının arkada da var, kalecisinden de şey. Antalya takımı aslında Ankara Spor'un yerine Antalya takımı çıkması lazımdı. Ankara'nın o 8 haftalık çıkışını Antalya yapması lazımdı. Antalya, yani biz beğenmiyoruz, beklentiye cevap vermediği için bir potansiyel olarak kenarda duruyor. Onu söyleyebilirim yani. Ben görüşüm o. Yani inşallah Adana Demir Antalya'ya yeler. Değil mi hocam? Ben de öyle. Bence de Adana Demir Spor'a yeler. İnşallah çünkü bizim takımımız Adana'da oynadığımız maçta da yaptığımız işler ortada çünkü. Evet, mesajlarımıza devam edelim hocam. Gönül Sarı, önemli olan final Adana Demir'i yeneriz demiş. Evet. Ki sizler de aynı şeyi ifade ettiniz. Yüksel Ömüral, Embilla'yı defansa koymak gerekiyor. Tahir forvet oynasınlar hocamız demiş. Kim demiş onu? Yüksel Ömüral. Espri biz, yapmış. Biz mi demişiz? Yok yok. Ya, hocamız derken Erhan Hoca'yı kastetmiş yani. Ya, Embilla ne oynayacak? Stoper. Ofiodu demiş bir varlık gösteremedi. Golleri de savunma ve orta saha oyuncuları attı. Ofiyordu demiş, varlık gösteremedi. Golleri bu maç de için mi? Herhalde genel anlamda mı? Bu maç için kastediyorsun. Yani forvetlerin gol atmasına gerek yok ki. Musa Aydın illa hep forvet atacak diye bir şey yok. Yani golleri. Emrah Ergün, Eskişehir'den hayırlı akşamlar. Bu takım final oynar. Finalde neler olur ben düşünmek istemiyorum, düşünemiyorum. Ama eminim iki maçı lehimize çeviririz demiş. Şimdi bir şey diyeceğim hocam. Aklıma böyle hani böyle kötü şeyler geliyor da inşallah olmaz. Biz seyircisiz oynamıştık değil mi? Neyi hocam? Mersin maçını. Evet. Evet, kadın ve çocuk taraftarları. Burada bizim taraftara yine büyük bir görev düşüyor değil mi? Değil mi? Yani balık hafızalı değiliz. Bir geriye düşünüyoruz. Evet, Mersin maçını. Bir iki tane ayaklı bir maç oynayacağız. Evet. Mağdur edildik. Evet. Ona rağmen Samspor taraftarı bayanlar gitti, başka oraya taraftan oldu falan. Şimdi bunlar yaşanmışlıklardan bir ders çıkartmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu iki ayaklı maçta yapılacak en ufak şey de tribün kapatmaya gidecek bir, hocam yani. Olabilir yani. Olabilir, evet. Bu ihtimal var değil mi hocam? Tabii. Bu iki ayaklı maçta yapılacak herhangi bir olumsuz taşkınlık veya olabilir. Yani evet, böyle bir ihtimal varsa Samsun Spor taraftarlarının da bu konuda sağduyulu olmasını temenni ediyoruz. Çünkü önümüzde bir örnek var, yaşanmışlık var. Evet. Einstein'ın çok güzel bir lafı var, onu söyleyeyim. Aynı şeyleri defalarca yapıp farklı sonuçlar beklemek en belirgin delilik göstergesidir. Biz aynı şeyleri geçen sene, yani biz yapmadık tamam ama böyle bir olay yaşadık ve şampiyon olamadık. Mersin geçti. Bir daha bu olayı yaparsak hatayı kendimizde aramamız gerekir diye düşünüyoruz.
Kesinlikle. Dolayısıyla sağduyulu olmalıyız. Sabırlı, sakin ve inşallah Bahçeşehir değil mi? Evet. Stadında Başakşehir Fatih Terim stadında Samsun Sporlu taraftarların sayısal çoğunluğunun çok olduğu, fazla olduğu bir maç izleriz. Ki öyle olacaktır. Yani biz seyircisiz oynamak istemiyoruz. Bunu yaşadık. Mehmet Çetir, başarınız devamını diliyorum demiş. İyi yayınlar. Sanırım Metin Şentürk. Öncelikle herkese selamlar. Samsun Spor'umuza başarılar. Sadece şunu söylemek istiyorum. Samsun'la Adana Demir final oynar. Samsun Spor maçı alır demiş. Cezaevi mahallesinden ama şu an Almanya'da yaşıyormuş kendisi. Kalbimiz Samsun Spor'la birlikte demiş devamında. Naci Korkmaz. Muhammed Bey, sana ve sevdiğim iki hocama selamlar. Fuat Başkan 100 bin vermiş demiş. Veriyor ama sosyal medyada kendisine hakaretler var. Hepsini kınıyorum demiş. Sosyal medyada da yine 100 bin lira verdi diye. Şimdi birkaç şey söyleyeceğiz. Bize de hakaretler gelecek bu konuda. Ya, Samspor için şu bırak 100 bin lirayı, 1 lira veren bizim için, benim için. Ben kendi ki her zaman veren birisi ben, Sayın Fuat bakın, Köktaş. Ya bu Fuat Köktaş olur. Ahmet olur, Cemal Mehmet Yeşil olur, olur yani. Adnan Bey olur, X olur, bu olur. 1 lira da veren, ben 1 lira katkısı da olan, çünkü kimsenin kesesiyle ilgili bir bilgimiz ve beklentimiz olmadığı için Samspor'a gelecek 1 liranın bile, yapılacak 1 liralık katkının bile bizim için önemli olduğunu hocam, hele hele de şu konumda yani. Ben böyle düşünüyorum. Hele hele de şu ortamda yani. Dolayısıyla yapılan yardımın da çok az olduğunu düşünmüyorum. Ya, önemli. Başlangıç bir kere, olsun be. Bir kere yardımdan daha önemlisi, bakın yardımdan daha önemlisi, hani belki arkadaşımıza saygı duyuyorum, belki bir siyasi görüşü vardır veya işte o noktada bir şeyler olur. Biz bu işlerin dışında duralım biz, ama bizim işimiz ben değil bir futbol adam olarak başkanımızın orada söyledikleri, her iki başkanın ortaya koyduğu kimlik fevkalade bu memleket için çok önemli. Özellikle Fuat Başkan'ın değerli biri olduğunu, geçmişte hem başkanlık yapmış hem il başkanlığı yapmış, bugün milletvekili aday, muhtemelen de seçilecektir. Yani o insanların orada çıkıp Samsun Spor'u güçlü kılmaları, Samsun Spor'un yanında durmaları, orada durmaları, bunlar parayla pulla ölçülecek. Hocam rakiplere de bir anlamda bu. Rakiplere de bir anlamda bu. Ya, ne kadar olumlu bir şey var hocam. Yani hocam oradan tehlikeli bir şey var. Yani. Bizi yanlış bir algıya da neden olmayalım. Açık. Belki siyaseten de Fuat Bey'le aynı görüşte olmayabiliriz. Yani bu bir farklı, hocam da olmayabilir, ben de olmayabilirim, sen de olmayabilirsin. Burada taraf, Fuat Bey söyledi, üst kimlik Samsun Spor. Diğer hepsi altta kalır dedi. Evet, kendi. Özellikle vurguladı. Etnik yapılar vesaire, üst kimlik Samsun Spor. Biz bu bakış açısından konuştuğumuz için bunları söylüyoruz. İşte ben de ona yani o hani bir işi merkeze şöyle çekmeye olabilir. Çalışıyorum aslında. O anladım. Yani o zaten oradaki renkli fotoğrafı görmemiz lazım işte, onun üzerinden. Fuat Bey onu söylemiş. Biz aynı görüşte, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı siyasi görüşte olmayabiliriz. Aynı futbol görüşünde olmayabiliriz. Aynı hayat görüşünde olmayabiliriz. Ama aynı olmayan insanlar olarak farklı bir şey yaptığınızda negatif bir tepkinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Biz de ama herkes bu az önce bahsettiğiniz şeyler çok bir arada olmasa da ama herkes Samsunspor sevdalısı üst kimlik ve Samsunspor etrafında kenetleniyor. Bu, buna söyleyecek hiçbir şey yok. Şimdi, yani öyle olmaz. Bu tabii ki tepkiler de olacaktır sosyal medyada. Bu bakış açısıyla alakalı kişilerin siyasi bakış açıları, hayata bakış açıları, olaya bakış açılarıyla alakalı. O kişinin kendi görüşüdür. O onu bağlar. Ki Denizli Spor maçında taraftarların maraton tribünde taraftarların arasında birlikte izledi. Ben kişi olarak demiyorum. Bulunduğu siyasi kimlik olarak demiyorum. Bir Samspor'a katkı veren herhangi biri olarak değerlendirdiğim için bunu söylüyorum. Benim yoksa yani çünkü hep bugün de seninle konuştuğum konu hocam biliyorsun oturduğumuz Metin abinin mekanımız var. Çok güzel. Futbolu çok değerli futbol sohbetleri yaptığımız bir yerde. En büyük çekincemiz burada çıktığımızda bizlerin farklı algılanılması. Farklı noktalara çekilmemiz. Bizler profesyonel insanlarız. Bugün
X bir takıma gider çalışırız. Ama buradaysak biz bu şehrin insanıyız. 52 yaşındayım ve 52 senedir Samsun'da yaşıyorum. Benim atalarım, akrabalarım burada. Yani biz Samspor'da görev almayınca Samsporlu olmayacağız. Bir mantığı mı var yani? Kesinlikle. Böyle bir... Dolayısıyla biz yine Samsunsporluyuz. Görev almak almamak ayrı şey. Beklenti olmak olmamak ayrı şey ama yapılan bir doğru varsa da bunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla yine bak buradan lafı geldi söyleyeceğim. Erhan Hoca'ya sonsuz başarılar diliyorum. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Takım playoff'a çıkmış. İnşallah Süper Lig'e çıkarak bizi de mutlu eder. Çünkü yanlış algı oluşuyor hocam bizim için. Yok yok öyle o kadar şeye aktarmana gerek yok. Hani o yani... Naci Korkmaz da şey ifade etmiş yani hani 100 bin lira vermiş bazı işte kişiler... Niye 100 bin verdi? Niye 1 milyon verdi? Veya diyor. Şimdi... Abi kimsenin kesesini bilmiyor. Sayın Fuat Köktaş her zaman... Hiçbir zaman kulübün dışında kalmadı. Her zaman taşın altına elini bırakıp gövdesini koydu. Bence işine karışmak gibi olmasın ama. Bence bu konuyu kapat. Tabii bence biz, de yani. Biz merkezin dışına taşmayalım. Tabii, her şey çok güzel gidiyor. Oradaki fotoğraf güzel. Kesinlikle öyle. Onları çoğaltıp yeşertmemiz bunu tartışmak lazım. Çok doğru değil yani. Bizi tartışmadan yorum gelmiş. Onu senin için demiyorum. Ben yani. Genel anlamda. Sosyal evet. Medyada herkes her şeyi söyleyebilir. Onlara saygımız var. Söylüyorlar zaten. Bize de söylüyorlar. Normaldir. Samsun evet. Spor'un kötü halinden kimse nem alamaz. Kötü halinden ne biz hocalar olarak ne yeni gelecek nesil ya geçmişte abilerimiz. Samspor'u yönetecekler, gelecek futbolcu. Kimse kötüsünden faydalanamaz. Dua edelim, herkes dua etsin. Samsunspor lige çıksın, etrafı yeşersin. Daha büyük reklam değeri, daha büyük potansiyeller. Gelecek nesillere daha borçsuz kulüpler, daha sağlıklı altyapılar. Daha gelecek kardeşlerimize, fırsat gelecek arkadaşlarımıza daha rahat çalışma imkanları çıksın. O yüzden Samspor çıkarsa rahmet olur, herkesi ıslatır. Siyasiyi de ıslatır, teknik adamı da ıslatır, futbolcusunu da ıslatır, medya grubunu da ıslatır, yazılıyı da, görseli de. Onun için devam, Samspor çıkacak, döndünüz. Biraz bana doğru dönün, daha yüz yüze konuşalım yani. Biraz ya yüz yüzeyiz, yüz yüzeyiz. Problem yok da. Yani üzülüyoruz o zaman şey oluyor yani. Sosyal medyadaki tartışmalar bizi yıpratır. Biz buradaki gönlen fotoğrafa göre konuşalım. 52 yaşındayız. Biz 52 kamera senedir... Kamera açısından, az önceki de kamera açısından dedim 52 hocam. 52 senedir bak, bizi bilen var, besini bilen var. Ben bugün Fedai Hoca'nın yanındaydım üniversitede. He. Hocam 4. sınıfların sahada pratik sınavlarına girdim. Resmi de vardı da içeriye verdim. Aradaki teknik o şey, bir teknik bir arıza var. Evet. Şimdi bak orada yetişen genç futbol adamları var. Var mı hocam? Tabii süreç devam ediyor. Hayat devam ediyor. Futbol dinamik. Yaşam büyüyor. Dinamik, futbol edin. Dinamik, yaşlanmıyor. Geçmiş dönemde de söyledik bunu. Futbolun geleceği çok, bugünkü heyecanı gelecekte de yaşayacağız. Bu heyecanı, bu kültürümüzü teknik adam olarak, oyuncu grubu olarak yetiştirip, geliştirebiliyorsak, üst seviyede yarışabiliyorsak ne mutlu bizim memleketimiz. Hemen araya giriyorum. Çok güzel bir gelişme oldu. Cumartesi günü ben Samspor maçına gitmeden evvel U21 maçına gittim. U21 maçında U19 takımı oynadı. Mehmet Ali Hoca ile beraber seyrettik. Sonra biraz dışarıda seyrettim ve döndüm geldim. Kasım Hoca'nın takımıydı. Samspor'un geleceğinde ben orada 2 tane, 3 tane üst düzey oynayacak. 2-3 tane de belki sayı fazlalaşabilir. Samspor'da süre alabilecek ve inanıyorum ki oyuncular var. Bu yani bu çok önemli bir şey benim için. Çünkü bir müddet evvel Besim Hocam da uzun yıllar evvel, ben de 3-4 sene evvel altyapıda çalıştık. Bu işin yolunun buradan geçtiğine inananlardanım ben. Samspor'un altyapısından geçtiğine inananlardanım. Ve dolayısıyla seyrettiğim 19 takımında üst düzey, Allah şansını yardım, hani yolunda giderse, kaderi futbolla ilgili doğru olacaksa oyuncunun, Samspor'a da çok katkı vereceğine inandığım oyuncular var. İyi işler olduğunu gördüm. Evet, takım yenilmiş olabilir, beni hiç skor ilgilendirmiyor ama birkaç tane oyuncu var ki beni gerçekten çok keyif aldım. Buradan altyapıda çalışan, öncelikle yönetici Hasan Bozal, Mehmet Ali Hocam ve Kasım Hocam ve diğer çalışan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Başarılar diliyorum.
Evet, mesajlarımıza devam edelim. Mesajlarımıza devam edelim. Mustafa Bodur, Samspor bizim canımız. Süper Lig'i istiyoruz artık. Biz buraları hak etmiyoruz. Coşkumuz buraları hak etmiyor demiş. Samspor Süper Lig'i hak ettiğini söylemiş ki evet. Samspor taraftarıyla, şehriyle, misyonuyla, geçmişiyle Süper Lig'i hak ediyor. İnşallah da bu sene çıkacak. Evet, Ali Semiz, paramız yokken bu takım mucizeler yapıyordu ama şimdi para var, mucize yok, futbol yok. Oynamak isteyenleri koysun, abiler Emre'yle çok ağır, onun yanına Alperen'i, Burhan'ı veya Sefa'yı koysa ne olur? Dik bıyıktan Ali Semiz. Bugün itibariyle acil eylem planına ihtiyacımız var. Geçmişten bugüne hazırlasak bugün çarkın içinde rahatsız etmezdi kimseye ama bugün itibariyle şu anda o olmaz o iş. O şey ne diyeyim, proje. O bir proje. Evet. Abi şunu söyleyebilirim. Hani biz çıkalım ama Samsun Spor şunu inkar edemez. Burası bir futbol şehri, futbol kültürü var. Kendi altyapısını, kendi öz kaynağını yok sayıp biz kendinden soyutlayamaz. Biz hem yarışan hem de yarışırken gelişen bir tabiatımız var. Bunu kimse terk edemez. Bu memlekette değerli futbolcular var. Gelecektir de. Hocam yine damarınıza... Ama bu şimdi zaman diyor o işlerimiz. Yine damarınıza bastık hocam yine sizin. Ya hani onlar başka şeyler ama bugün itibariyle biz bunu yeşertip buradaki ortak aklı çoğaltıp önümüzdeki 3 maçı kazanıp hak ettiğimiz yere gitmek istiyoruz. Peki vaktimizde... Bir şey daha söyleyeyim. Güzel yakaladığım bir şey. Çok güzel aslında hocam. Yani çok keyif. Maçı seyredip, maç başlamadan evvel protokoldeyiz işte. Ben gurur duydum. Yani hoşuma gitti. Ülkenin spor bakanı Çağatay Bey kalktı, Ertuğrul Sağlam'ı aldı, yanına oturttu. Evet. Onun yanına giderek yaptı. O çok büyük bir davranış bence. Futbolun güzelliği, oradaki bakanın da davranışı, bizim kardeşimiz olan, Süper Lig'de şampiyon olan bir hoca kardeşimizi yanına alarak çok güzel bir resim olduğunu düşünüyorum. Bunu da dile getirmeden geçmeyeyim. Aklıma gelen peki, güzel bir görüntüydü. Evet. Dursun Gündoğdu. Çok güzel bir görüntü. Dursun Gündoğdu. İyi akşamlar, iyi yayınlar Muhammed Bey, değerli hocalarım. Ben İstanbul'dan yazıyorum demiş. Bizler inandık. Şehir inansın. Futbolcu kardeşlerimiz de inansın. Biz şimdiden finalin hazırlıklarını ve kutlamaları hazırlıyoruz. Çok kısa geçeceğim. Ali Taflan, bu sene Samspor Süper Lig'e çıkacağız ya da çıkacağız demiş. Ahmet Yersel, Alanya Spor'u golleyemeden farklı yenerek finali garantilememiz lazım. Alanya Spor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, Samspor'u çok yakından tanıyan, bilen hoca, dikkatli olmak gerekir. Finali Antalya ile oynarız. Sayın Fuat Göktaş'a teşekkürler. Bir kıvılcım çayak Samsun uyansın, destek verdi demiş. Gurur duysunlar. Seni kırmayacağım. Kütahya'da öğrenci bu kardeşimiz. Programımızdan da geçtiğimiz haftalarda forma kazanmıştı. İzmir'de teslim etmiştik. Buradan demiş, sizin aracınızda Elif Alışkan'a selamlarımı gönderiyorum. Muhammed abi demiş. Onu da hemen gönderdik oraya. Muammer Nahiroğlu, maçın kilit adamı Hüseyin Kalpar, Samspor oyuncularını iyi tanıyor. Takımı kapanıp kontratak oynatıyor. Az önce sizler de bahsetmiştiniz bundan. Şimdi bu görüşe çok iştirak etmeyeceğim. Neden? Bütün maçları televizyonlar veriyor. Bütün maçları. Evet. Ve o ligde çalışan hocalar ki ben çok yani çalıştığım zaman da takip ederim. Çalışmadığım zaman da takip ederim. Şimdi Alanya Spor takımıyla ilgili burada biz çalışmadığımız halde bir bilgimiz var. Bir kanaatimiz var ki Erhan Hoca'nın da Alanya Spor'la ilgili çok önemli, çok değerli bilgileri vardır. Hocam yani, süreyi uzatıyoruz. Hocam moradan sonra bir daha mı devam edelim yok, hocam? Yok hayır. Ben şey için diyorum. Hani, kurallara uyarım. Hani evet Hüseyin Hoca Samspor'u tanıyor. Samsun şehri biliyor. Onu biliyor ama Erhan Hoca da o takımı biliyor yani. Evet kesinlikle. Her hoca her takımı bilir. Evet kesinlikle. Bilmezse olmaz. Zaten o zaman işini doğru yapmıyor olur. Bugün müthiş bir taktik çalışması vardı hocam. Ben sonuna kadar da kaldım. İnşallah yaptığımız taktikler rakibin üstünde üstünlük sağlar. İnşallah. Halil Gül, finalin adı Samspor Antalya Spor. Süper Lig, Samspor Süper Lig'e demiş. Dursun Akkavak, iyi akşamlar Muhammed Bey. Çorum'dan yazıyorum. Herkes formayı çok beğenmiş hocam, sizin de formanızı. Onu dile getiriyorlar. Perşembe akşamı inşallah bu işi bitireceğiz demiş. Kupayı da alacağız.
Daha perşembe bitmeyecek. Devamını getirmiş de ben hocam. Öbür maçın kısa kısa geçiyorum biraz. Geçmek zorundayım şu anda. Tarık Öztürk, Samspor can demiş. Maddi problemler, ciddi gelirler olmadan Süper Lig'e çıkmak şahsım olarak istemiyorum demiş. Süper Lig'e çıkalım, maddi olarak da takım rahatlayacak. Samsunlu sosyolog, selamlar Muhammed kardeş. Ben hep dedim, puanımız silindiği zaman bile kaygı etmeyin. Bu takım her şartta playoff'a kalacak demiş. Erkut Çağlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Samspor'umuza gönülden başarılar diliyorum demiş. Özgür Demir, geçen yıl yarım kalan işimizi bu yıl tamamlayıp şampiyon olacağız inşallah demiş. Bu arada sen okurken bir dipnot daha verelim. İnsanların haklarını teslim etmek lazım. Samspor yine boş durmuyor. Kenan Yelek, Bünyamin Kubat ve Güven Gümüştağ oynanan 3. lig, 2. lig playoff maçlarını takip ederek Samspor'a katkıda bulunmak adına önemli çalışmalar yapıyorlar. Evet hocam. Onlara da başarılar diliyorum. Ve iyi bir ekip olduğunu bir süredir, onu da belirtelim hocam. Bir süredir. Kısa bir süredir ama evet. Olsun, kısa bir süre de olsa bu çalışmaların yapılması. Bunu şu an için hani gündeme getirmemiştik. Biz arada kaynatalım bunu ya. İnsanların haklarını verelim. Problem yok. Boş durmamaktır bu. Evet. Çalışmaktır. Gelecek adına Mert yapılmaktır. Mert Umur, TFF'ye inat üzerimize oynanan oyunlara siyasi sahipsizliğe rağmen demiş. Süper Lig'e çıkacağız. Ahmet Aldun, iki maç 2-0 alırsak da orada bir gol attığımız zaman avantajımız çok yüksek olacak demiş. İlk maçı 2-0 alırsak. Ama hocalarımızın dediği gibi demiş, yorgunluk başımıza sıkıntı olacak. Samet Yılmaz, ben İstanbul'dan Samet, Samspor'umuza playoff'ta başarılar dilerim. Samspor'la beraber İstanbul Başakşehir'deyiz. Sertan Kuru, iyi yayınlar. İlk maçta gol yemezsek Alanya'daki maçın çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Emrilla çok bencil oynuyor. Bu maçların telafisi yok. Aksine yalnız kaldığını söylüyor. O bölgede çoğalamadığını takımın. Onu bana göre Emrilla elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor hocam. Bilmiyorum ama son evet. Maç belki hani biraz kenarlara kaçtı. Hocam Emrilla maçta en fazla uzun mesafe, kısa mesafe, koşu yapan bir oyuncu. Topla buluşan. Yani Emrilla'nın zaten fizik kalitesi olmasa 50'de 60'da o kadar fazla koşu yapan adam oyundan çıkar. Evet, Ergin Demiroğlu, Gaziantep'teyim, maalesef yayınınızı izleyemiyorum ama lütfen taraftarımızı bir kez daha sağ olaylar ve pet şişe atılmaması konusunda uyarınız demiş ki az önce bunu dile getirdik. Finali seyircisiz oynamayalım. Şu anda yine kaloriferlerin kralı Engin Sever yoğun bir çalışma içerisinde, taraftarlar kenetlenmişler. Şu anda kalorifer şovu yapmak için hazırlıklar devam ediyor. Hem finalde hem perşembe günkü maçta tribünde yine şovlar var. 19 Mayıs stadında da bu son maç. Samspor veda ediyor. Önümüzdeki sezon öbür stadda oynayacağı için maçlarını. Umarız galibiyetle veda olur bu. Sınırımızı biraz açtık. Farkındayım Sinan ve Cem. Hemen hızlı tamamlayalım. Usta sensin. Enver Duran, Çorlu'dan selamlar. İyi yayınlar abi. Bu takım Süper Lig'e çıkacak. Herkes inandı demiş. Murat Kara, iyi yayınlar güzel insanlar. Takımımıza playofflarda başarılar diliyorum. Muhammed abi senden ricam. Giymiş olduğun kırmızı beyaz formanın armasının üzerine dördüncü yıldızı takar mısın? Ankara'dan selamlar. Takarız inşallah. Bu formanın da talipçisi bu akşam bayağı fazla oldu. Bahadır Özusta, iyi akşamlar Muhammed abi. Playoff ilk maçımızda kesinlikle gol yememiz lazım. Sabırlı olmalıyız ilk başta demiş. Emre Öz, Muhammed Çavuşoğlu abi hayırlı programlar. Alanya maçını kazanacak olan büyük taraftardır. Hocalarımıza selamlar demiş. Veysel Köksal, hocalarıma selamlar, iyi akşamlar. Tekirdağ'dan Ahmet Acar, Besim Durmuş, Ercüman Çoşkunları hocama selamlar. Abi tribünleri dolduralım, gerekirse ceza alalım. Almayalım. Ceza almayalım. Yok, Mersin bu takım bir daha, bu takım bir daha seyircisiz oynamasın. Kesinlikle. Bu takımın inşallah İstanbul'daki maçta en büyük silahı Türkiye'nin olabilir. Merkezinde fotoğrafı renkli çıkacak. 20 bin kişi, 15 bin mesajın kişi. Devamını okumuyorum hocam. Mesajın devamında acayip kelimeler var. Yani hem seyircimizle bizi, hem takımımızla ligi hak ettiğimizi tüm Türkiye orada görmesi lazım. O yazılanları yaparsa eğer bu taraftar bize İstanbul'da Başakşehir stadına yanına yaklaştırmazlar. Ama işte bizim vereceğimiz yani. Mesaj bakın. Bir kişi olay yapıyor, 30 bin kişi ceza çekiyor. Kesinlikle şehir, ve çok sağlıklı olmalıyız. Şehir bir yılını kaybedebiliyor.
Bu son maçtaki görüntü muhteşemdi. 90 dakika boyunca takımını destekleyen bir taraftar vardı. Muhteşemdiler. Zaten buradan bir kez daha teşekkür ederim Büyük Samspor taraftarına. Deniz'in iyi oynadığı, golü bulduğu süreçten sonra nasıl bir dönebilirdi ki? Seyircinin desteği oluyor. Algıyı onlar değiştiriyor. Muhteşem. Ya. Hüseyin Ortaç, bağırmayan taraftar demiş maratona girmesin. Halil Gül, iyi akşamlar diyor. Çok güzel programınız var demiş. 15.000 pasörlük taraftarı olan Kasım 1500 taraftarı olan Kasımpaşa Süper Lig'de ise 16.000 pasörlük taraftarı olan Samsun'da Süper Lig'e yakışır demiş. Samsun Süper Lig'e yakışır kesinlikle. Oradaki takımlar da Samsun'u bekliyorlar. İnşallah umarız eve geri dönüş yapar Samsun. Süleyman Orhan, iyi akşamlar. Programı Antalya'dan seyrediyorum. Samsun taraftarıyım. Antalya'da hiç şampiyonluk havası yok. İnşallah Adana Demir'le final oynayıp Süper Lig'e çıkarız. Saygılar demiş. Süleyman abimizin. Evet. Ama o değil Süleyman abi. Bilmiyorum hangisi olduğunu da hocam. Mesajdan resmini de görmedim. İstanbul'dan Yılmaz Seleş, programını büyük bir zevkle izliyorum. Denizli maçından önce playofflardayız demiştim. Şimdi bu maç için skor söylüyorum. Rüyasını gördüm. 4-1 demiş. Biz kazanacağız ve ilk iki maçta da finale adımızı yazdıracağız. Başakşehir'de final oynarız demiş. Hüseyin İpşir, Muhammed abi tesislerin önüne büyük kaptanım Musa Aydın'ın heykeli dikilmeli. İyi yayınlar demiş. İnanılmaz fazla takıma katkısı. Hamza Fidan 55. Abi hayırlısı da yolun sonu Süper Lig Samsun'umuza bu yolda. A'dan Z'ye kim destek verdiyse Allah razı olsun. İyi yayınlar Bursa'dan Hamza Fidan. İsa Aydın, Bursa'dan gurbetçi Samsunlar sizleri seviyoruz. Bekle bize Süper Lig demiş. Bursa'da yaşıyormuş ama en gizli İsa Aydın. Bir şey mi söyleyecektiniz hocam? Yok yok. Harun Kurtkaya, merhaba ben İstanbul Tuzla'dan. Harun, neden internetten forma alamıyoruz? Samsunspor Store internetten forma satışı yapmıyor mu? Yapıldı. İnternetten yapılıp yapılmadığını şu an yapıldı biliyorum ama tamamen site de yenilendi. Bunu da ileteceğim yönetime. Gökdeniz Erdoğan, Süper Lig için ilk adımı attık ve sırayı playoff'a geldi. Son 3 maç buradan kazanıp Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Yine 19 Mayıs'tan Gökdeniz Erdoğan. Tan Doğan Safi, iyi akşamlar diliyorum. Samsunspor'un playoff'a kalmasından dolayı en başta teknik ekip ve futbolcu kardeşlerimi, yönetimi tebrik ediyorum. Daha işimiz bitmedi. Bu yolun sonu Süper Lig demiş. Hocam sizlere de selam var. Zaten Süper Lig'e çıkmadıktan sonra final oynamışsın, playoff oynamışsın. Tabii ki heyecanı var ama esprisi yok. Çok üzülür herkes hocam. Heyecanı var, esprisi yok. Yani aynı ligde oynayacaksın. Şimdi biz Denizli küme düşmeyi burada garantiledi değil mi? Düşmemeyi. Evet. Biz playoff'tan çıkamadığımız zaman seneye Denizli ile aynı ligdeyiz. Ne farkın var? Özkan Soylu, abi program çok güzel, tebrik ediyorum demiş. Samsunspor'umuza Alanya karşısında başarılar, hocalarımıza selamlar demiş. Mehmet Taşkın, 100 bin lira destek karşısında tepki gösteren kişi para sayılmayı bilmiyordur galiba demiş. Önemsememek ve bunu söyleyenlere Samsunspor'a ne kadar verdiğini dile getirmek gerekiyor demiş. Artık tempoyu Samsunspor yakaladı ve Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum demiş. Hocam yoğun bir mesaj trafiği var ama biz bunların hepsini okursak... Okursan sabah olur herhalde. Ya yani olur hocam, olur yani inan. Volkan Aslan. Neyse bunları biz... Oho. Avusturya'dan selamlar demiş Orhan. Annemle birlikte izliyoruz. Adem Güner, Veysel Köksal, Emrah Deniz, İlkem Samsunlu, Samsunlu İsmail, Seyit Demir, Cenker Avcı, Berat Dere. Eyvah. Bunlar yine çok sayıda geliyor. Hocam biz kapatalım. Cem de bizi, Sinan da uyarıyor oradan. 5 dakika diyeli bayağı bir zaman olmuştu. İstanbul. Pardon hocam. Yok konu... Yok ya, sesiniz yerine gidiyor da hocam. İstanbul Spor 2. Lig'e çıktı da. Evet, İstanbul Çorum Spor çıkamadı finalde. Evet. Enteresan. Allah rahmet eylesin. 2-3 gün evvel de kulüp başkanı Ömer... Başkan, evet. Namı diğer Topal Ömer, hayatı, Saralioğlu. Hayatı İstanbul Spor içindi. İstanbul Spor içindi. Hayatını kaybetti, şampiyonluğunu göremedi. Allah rahmet eylesin.
Evet, yine taraftarlara mesajlar var. Tarafta bütün taraftarların birbirlerine mesajları var. Ahmet Altun 4 maçta demiş bir gün çok sayıda mesaj var. Herkese çok çok teşekkürlerimizi iletelim ama süremizi 10 dakika kadar aşmış bulunuyoruz. Ya mesajlar geç düştü ama inanılmaz derecede gösterdiğiniz ilgiye gecenin bu saatinde çok çok teşekkür ediyoruz. Hocalarıma da çok çok teşekkürler ediyorum. Hocam son sözleriniz varsa onları rica edelim. Hocam söylesin. Besim Hoca. Son sözüm, bu memlekette yaşıyoruz. Ben 2 yıl önce takımı da çalıştırdım. İçinde de bulunduk. Dışarıda da zaten bizim gönül dostumuz. Ruhumuz buraya ait. Ben %100 şunu istiyorum. Ya onu aldık, bunu geldi, o parayı verdi. Samspor parasızdı, dışarıdan verdiler. İşte 20 trilyon girdi, parasızdı, geldiydi, gittiydi. Ben bu memlekette bunları çok duydum. Ben kaseti bir daha geri sarıp bir daha bunları bu memlekette duymak istemiyorum. Bu takım inşallah oyuncu kardeşlerim, teknik ekip, taraftarın desteğiyle bunu başarıp bu çıtanın öbür tarafına kesinlikle başka hayaller düşünecek, başka güzel şeyleri yaşatacak bir Samsun, bir Samspor bekliyorum. Bunun hayalini yaşıyoruz. İnşallah. Oyuncu arkadaşlarıma. Hocam çok hocama, kısa bir soru var. Avustralya'dan bütün herkese demiş ki, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Hemen çok kısa bir 4 takım arasında şansımız kaç demiş bir izleyicimiz. Şu anda %25. Net. Besim evet. Hocam bitti mi? Evet hocam. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi sonuçta biz burada program yapıyoruz. Katkımız olsun diye buradayız. Allah izin verirse Perşembe pazartesi mi maç? Evet. Pazartesi günkü maç 21'e alındı. Onu da hemen belirtelim. Perşembe pazartesi. Biz de salı günü inşallah tekrar burada bir programa geleceğiz değil mi? Perşembe akşamı da programımız var hocam. Yani, biz var mıyız Perşembe akşamı? Hocam her zaman varsınız hocam. 11'de. 11'de hocam. Neyse. Tamam. Dolayısıyla biz Perşembe'ye kadar olan program için bugünkü program, salı günkü programda çok kapsama gitmeyeceğim. Besim Hocam'ın bütün temennilerine ve dileklerine katılmakla beraber Perşembe akşam buluşacağımıza göre ben Samsun Spor futbolcu kardeşlerinden, teknik heyetten, taraftarlarımızdan Samsun'a ceza yedirecek taraftarlardan böyle bir davranış beklemiyorum. Samsun şehrinden, iş adamlarından, bürokratlarından, siyasilerinden bugün Samspor'un ihtiyacı olan, olması gereken gazetelerde okuduğumuz ekonomik katkıyı vermelerini istiyorum. Samspor teknik kadrosu ve futbolcularından da Perşembe akşamı oynanacak maçta inşallah gol yememelerini istiyorum. Bak, inşallah gol yemeyelim. Gol yemedikten sonra benim Perşembe akşamı keyifli bir akşam olacağına inanıyorum. Kendilerine sonsuz başarılar diliyorum. Allah onlara utandırmasın. İzleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Evet, bizi sabırla seyrettikleri için. Volkan Aslan, Mert Umar, Furkan Arman, Anıl Cabı, Nadir Kartal. Şu anda Orhan Atay isimlerini görebildiğim mesaj atanlardan çok çok teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatinde de olsa gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Evet, Besim Durmuş ve Ercüment Çoşkuner'e sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Perşembe günü saat 19'da Samsun 19 Mayıs stadında Samsun Spor playoff yarı final ilk maçında Albimo Alanya Spor'u konuk edecek. Samsun Spor'a sonsuz başarılar. Umarız Sayın Başkan Erkut Tutun'un, ekibinin, teknik heyetin, futbolcuların, taraftarın, bu şehrin verdiği emeklerin karşılığını Samsun Spor alır ve Süper Lig'e giden yolda Perşembe günü akşam hem 19 Mayıs stadına galibiyetle veda eder hem de ikinci maç için avantajlı bir skor elde eder. Evet, Cem Demirci ve Sinan Güven'e bir kez daha teşekkür edelim. Yine görüntülerin hazırlanmasında, sizlere ulaşmasında emekleri olan arkadaşlarımız Volkan Şenol, Salim Yıldız, Selçuk Kaya, Zeki Temur, Erdem Çakmak, Turgay Şenol'la çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Perşembe akşamı umarız muhteşem galibiyeti, coşkuyu konuşuruz. Sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu birkaç gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.